Sibby, nice to meet you. Thank you. I starten av februar, veldig viktig å få det internasjonale samfunnet til å stille opp i større grad for å det gode samarbeidet som Norge og Tyrkia har. Og det vi tar med oss virkelig fra denne turen her, det jo... Bu Hasan Söyrem'de yerinde gelip görmeniz, yapılan çalışmaları veya birlikte yapılacakları belirlemeniz açısından bu ziyaretleri çok önemli buluyoruz. Tabii 5 yıl geçti. 930 kilometre uzunluğu olan, aramızda sınırımız olan ve Afya'da en önemli komşumuzdaki bu iç savaş, karışıklık tamamen bölgeyi ve ülkemizi ve sınır şehirlerinden Gaziantep'i, kendi şehrimizi de çok etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Özellikle savaştan kaçan kadın, çocuk, engelli, yaşlı, bütün dezavantajlı grupların gelip sığındığı, yardım istediği bölge bizim bölge oldu. Uluslararası kuruluştan, Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden, sizin gibi bu konuda çok hassas olan ülkelerden, İskandinav ülkelerinden en büyük istirhamımız, gelip gördüğünüz bu izlenimlerinizi çok yüksek sesle bütün dünyaya duyurmanız. Çünkü maalesef dünya yeterince bu konuda hassasiyet göstermediği için buradaki alınması gereken kararlar hızlı bir şekilde alınmıyor. Bu kararsızlık da buradaki terör örgütünün büyümesine ve olayların daha da derinleşmesine neden oluyor. Bilgisi olmayan, hareket edemeyecek olan, öyle bu konuda kendini yetiştirmiş olmayan bütün gruplar da bu bölgede şu anda. Dolayısıyla bizim çok daha desteklememiz gereken gruplar bu bölgede olunca daha da yüksek destek ve yardım gerekiyor. Bizim yakın coğrafyada aynı inançtan, aynı ırktan olan birçok kardeşimizle dahi yaşam şekillerimizde ve günlük hayattaki yaşam biçimimizde bile farklılıklar oluyor. Krediler açan ülke Japonya oldu. Bu dünya güvenliği açısından çok çok önemli. Çünkü 2 gün önce Sultanahmet'te patlayan bomba, bundan önce Paris'te patladı. Yarın Amerika'da, Kanada'da, başka bir ülkede, Avrupa'nın başka bir ülkesinde patlamayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla dünya küçük bir köy oldu ve bu küreselleşme, dünya güvenliğinde her noktayı kendi sınırımız gibi, her insanı kendi insanımız gibi bakmamız ve burada aydıncı bir bakışla olayları yönetmememiz gerektiğini görüyorum. Lar oss forstå hvordan dere jobber for å hjelpe de syriske flyktningene. Suriyeli mültecilere nasıl yardım ettiğinizi, yaptığınız çalışmaları da yakından görebildik. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye et veldig viktig land for Europa i den tida vi nå står i. Vi har hatt veldig store asyltilstrømninger til Europa, og Türkiye et nøkkelland for at vi skal lykkes framover og få til gode løsninger. Türkiye Avrupa için çok önemli bir ülke. Özellikle de mülteci krizinin baş göstermesiyle birlikte bu krizin çözülmesi adına kilit rol oynayan ülkelerden birisi. Bizim Avrupa'da ve Norveç'te karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi de ülkemize gelen mültecilerin maliyeti. Ve bizim Norveç hükümeti olarak şu andaki politikamız Suriye'nin komşu ülkelerine verdiğimiz desteği arttırmak ve daha çok kişiye yardımcı olmak. Aynı zamanda da bizim Norveç'te 1000 mülteciye harcadığımız maliyetle burada 14.000 mülteciye yardım edebiliyoruz. Hatta kamp dışındaki mültecilere yardım edersek bu sayı 27.000'e ulaşıyor. Of course, you are very welcome to come to Norway and to keep on the discussions and let us know more about the situation now when it the time flies and you yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Bizim de bugünün anısına Gaziantep'e ait özel bir kutlu kumaşımız var. Bunun tasarımıyla yaptırdığımız size şalımız ve kravatımız var. Bunu takdim etmek istiyorum. Evet, efendim. Başkanım. Tekrar hoş geldiniz.